Ve be'aseni li umhikal mezamir. Evet. Ben hidayet rehberiyim. Rahmeten lil alemin olarak gönderildim. Ben ni Allah çalgıcılar ve zurnalar, çalgı aletleri ve maazif defler, ben çalgı aletlerini, zurnaları insanları azdıran, sarhoş eden, kötülükler yaptıran, nefislerine mağlup olmalarına sebep olan bu gibi azgınlık aletlerini yok etmek üzere gönderildim. Ve emrel cahiliye, cahiliye adetlerini ortadan, adetlerini ortadan kaldırmak için gönderildim. Kin, nefret, haset, putlara tapmak. Hocam, putlara tapma yok ki şimdi diyor bana. Fransızlar Napolyon'a tapıyor arkadaş. Git istersen bak. Napolyon'a tapıyorlar halen. Dolayısıyla dolaşıyorlar. Bir Osmanlı paşasını yenilen herif. Akka'da duman etmiş bir Osmanlı paşası. Koca Napolyon diye övünüyorlar da. Bir Osmanlı paşa duman etmiş adamı. Beş para etmez bir herif. Mao'ya tapıyorlar. Git istersen Çin'e. Tapıyorlar, halen tapıyorlar. Başkaları da tapıyor. Hitler'e de tapanlar vardı. İnsanlar bunu bırakmadılar. Putlaştırıyorlar. Bazı ham sofular da hocasına tapıyor. Evet. Allah'ın dediği şu diyorsun. Yok diyor, ben hocamın dediğini tutarım. Kur'an böyle diyorsun. Peygamber böyle söylüyor. Onlara bakmıyor maalesef. Bastı böyle işte. Hoca Allah'a ve Resulü'nün sünnetine uyduğu zaman hocadır. Uymadı mı kusura bakma hoca. Sallar geçersin. Müslümanın hedefi Allah rızası, peygamber şefaati sevgisidir. Ama şimdi bunlar karışıyor. Evet efendim. Cahiliye adeti bunlar. Onlar da atalarımıza taparız biz. Biliyorsunuz Sa'd bin Ebi Vakkas bir evin, zengin bir ailenin çocuğudur. İyi yetiştirmişler, bilgili, ordu kumandanı olmuş, orgeneral olmuş. Resulullah zamanında da, başka zamanda, Hazreti Ömer zamanında da Müslüman olmuş. Babası ölmüş, anası sağ. Çok seviyor, varını yoğunu onlar. Müslüman ölünce demiş, baban ataların dinine dön demiş. Ataların taptığını tap. Hep insan atalarına tapıyor, ataların dinine tapıyor. Hayır demiş. Ben Müslüman oldum. Yanlış yol. Bir hafta yememiş, içmemiş, neyse ölecek. Gitmiş demiş, bak sen dönmezsen atan baban dinine öleceğim. Bir evin bir oğlu, bütün mal servet ondan kaldı. Bin canın olsa demiş, bir de tekme atmış anasına. Ben gene Müslümanım. Ama yüzü, insan anasına tekme atarsa yüzü iyi olur mu? Yüzü ekşi. Demiş ne oldu Sa'd? Böyle bol oldu. Ben de böyle yaptım. Ananı tekmeleyemezsin demiş. O anandır. Dininden dönme ama öyle şeyler de yapma. Hadi bakayım demiş. Evet bu Sa'd Efendimiz dininden dönme. Yanlışına he demek yok ama anandır demiş. Böyle yapacaksın. Yani atalarını tapıyorlardı. İnsanlarda bu var. Günümüzde de var. Bundan dolayı peygamberimize şey etmediler. Siz atalarımızdan kalan dinimize aykırı söylüyorsun diye eziyet ettiler. İşte o cahiliye adetidir bu. Müşriklerin adetidir. Velevsen putlara tapıyorlar. Ne demek bu? İsa Aleyhisselam güya çarmıha gerdiler. Şimdi ona tapınıyor. Germediler. Ve ma kateluhu ve ma salabuhu ve lakin şübbihe lehum. Öldürmediler de çarmıha da gelmediler. Şikayetçi Yahudi duvara çaktılar. Ona tapıyorlar şimdi. Evet aynen böyle Kur'an'daki putlara tapanlar var. Halen ben Çin'de Shenzhen'de baktım bir adama tapıyor herkes işine giderken. Allah Allah dedim. Bu devirde meğer o şehri kuran adammış o.
Ona tapınıp gidiyorlar herkes işine. Gözümle gidersen sen de git gör. Hala tapınma var yani, onu söylemek istiyorum. Putlara da tapılıyorlar. İnsanlara da tapınıyorlar. Bu cahiliye adetlerdir. Ben bunları yok etmek için gönderildim. Ve halefe Rabbi bi izzetihi. Evet. Cenab-ı Hak beni bütün mahlukata, yaratıklara galip kıldı. Hepsinin başına efendi yaptı beni. Bana tabi olanlar da insanların efendisi olur. Beni Allah öyle yaptı. La yeşrebu abdun min abidihi el hamr fi dünya. Evet. Müminim diyen Ahmet, Mehmet, Ali, Hasan, Hüseyin ismini alanlara söyleyin. Herhangi bir adam, Allah'ın kullarından herhangi bir kul dünyada şarap içerse, içki içerse illa harramaha aleyhi yevmel kıyame. Bana hak yok. Ben elçiyim. Elçiye zeval olur mu? Kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu ona su vermeyecek. Cennete sokmayacak. Cennet şarabı içirmeyecek. İlla ancak kesinlikle harramaha aleyhi yevmel kıyame, o şarap, cennet şarabını, oradaki içecekleri ona haram kılacaktır. Ve la yetrukuha abdun evet min abidihi fid dünya. Kim de Allah korkusundan şarap içmezse, şarap Allah yasak etti diye düğünde ısrar ediyorlar. Arkadaşı ısrar ediyor. Komşun yok, arkadaşın yok. İnsan düğününde onun şenlik yapmaz mı? İçilen şuradan. Hayır diyor. Kesinlikle içmem diyor. Şarap içmezse dünyadayken illa sakahullahu iyyaha fi haziretil kudüs. Cennette huzurunda cennet şarabı içirecektir. Peygamber sözü bu. Hem orada sarhoş olmak yok. Hem orada sarhoş olmak yok. Yani aklı gidermek yok. Abuk sabuk konuşmak yok. Evet. Benim çocukluğumda düğünlerde içiyorlardı. Gelini dolaştırıyorlar bizim kasabanın içinde. Ben de çocuğum. O zaman tazikli su yok. Çeşme var. Önünde de havuz var. O havuzdan su salıyorlar, bahçe suluyorlar. Tabii havuzun çimento da yok. Altı çamur. Düğünde çok mu susuyorlar sarhoşlar bilmiyorum. Geçerken ayrıldı. Bulut gibi sarhoş herif. Su içindeyken bir düştü. Şeyin içine, her tarafı çamur. Abuk sabuk konuşuyor. Yani sarhoşluk iyi bir şey, gördünüz mü yani? Rezil oldu orada, çamurla bulandı. Evet, ahirette nasıl bulanacak? Susuz kalacak. Allah için içmeyen ise Allah'ın huzurunda cennet şarabı içecek. İlla sakahullahu. Allah sonu onu cennet şaraplarından içirecektir diyor kesin kez. Evet, öyle söylüyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eşinize, dostunuza söyleyin. Evet, hem müminim diyor, hem de böyle yapıyorsa aha böyle. Devamlı şarap içen, evet öyle diyor. Müdminil hamr, her akşam içiyor. Ve bana da diyor ki hoca buna karışma. Ben dünyaları verse bundan vazgeçemem. Müdminil hamr. Ke'abidil vesen. Puta tapan gibidir. Bu kadar basit. Aynen peygamber sözü bu. Ama bunları duyduktan sonra tövbe estağfurullah. Zaten inanıyor ya. Bırakmışsa yerinde cennet şarabı var. Hiç kafayı dumanlamayan, rezil etmeyen, abuk sabuk konuşturmayan, insanlığı iki paralık duruma düşürmeyen cennet şarabı var. İçtikçe datlanan, evet datlandıkça çok içilen bir cennet şarabı. Allah bize bunları orada göstersin inşallah. Orada oturalım, koltuklara yaslanalım, huriler pır pır dönsünler, kaderleri bize sunsunlar. Yine orada sohbet edelim inşallah.
Amin deyin ya. Amin. Ama yani çok zayıf çıkıyor. Evet. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Allah müminler çok seviyor. Peygamberimiz de bize okuduk ya, son derece merhametli, şefkatli. Küfür kelimesini söylemedikçe, küfür ifade eden bir iş yapmadıkça, imanımıza göçtükçe kapılar ardına kadar açık. Allah bizi imandan ayırmasın inşallah. Hadis-i şerifi Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.